Maalesef dün akşam yaşananları şöyle bir özetini hep birlikte izlemiş olduk. Yani Zeki abi istediğin yerden başlayabilirsin. Evet. Normalde ben hani soru sorarak <laughs> bırakıyorum ama ne bileyim ne sorayım bir şey diyemiyorum. Yani çok üzüldük dün akşamdan bu yana. Yani üzülmemek elde değil. Ee, tabii ki daha yani burada sağlıklı açıklama, sağlıklı yorum yapabilmek için neden böyle oldu sorusuna cevaplar bulmamız lazım. Şimdi. Şu anda bütün Türkiye bu olayı konuşuyor ve herkes bilgi sahibi olan da konuşuyor, bilgi sahibi olmayan da konuşuyor. Fanatiği de konuşuyor, normali de konuşuyor ama bizim e, sağlıklı e, verilere e, bilgilere ihtiyacımız var. Neden oldu? Yani bu çünkü Trabzonspor bundan önceki yıllarda Fenerbahçe 3-0, 3-1 daha önce de kaybetti. Fenerbahçe taraftarları alkışlayarak gönderdi. Neden bu kadar gerildiler? Yani bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluk şansı yok. Üçüncülüğü de neredeyse garanti gibi diyelim. Avantaj yakalamış Beşiktaş'a karşı. Zira Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefliyorsun. E Fenerbahçe ile oynadığın son maçlarda da hiçbir gerginlik olmamış. Yani burada o, ya bir akıl tutulması var. Ama bu akıl tutulmasının nedeni ne? Ben şiddete, küfre çok karşı bir insanım. Bir insan bir insana niye küfreder? Bir insan bir insana niye şiddet uygular? Yani çünkü... Herkese anne babalar doğurdu. Yani topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ve bizlere Allah yarattı. Yani e, ama bir neden olmalı. Şimdi e, yani bir geriye dönelim bakalım. Başkanların açıklamaları, yöneticilerin açıklamaları, demes savaşları. Ben burada bazen diyorum, sabırlar diyorum, bıçağın ağzı gibi gerildi. Ve e, ben Trabzon şehri ile ilgili en az bu foto maçta 50 kez yazdım. Burada da 10 kez söylemiştim. Söylemişim. Mutlaka söyledim. Şunu ifade ettim hep. Ya arkadaş bu atamalarda, var atamalarında, hakem atamalarında bir şehrin sinir uçlarıyla oynuyorsunuz. Bakın şehri sokağa dökeceksiniz. Yapmayın, etmeyin. Bunu kasıtlı kasıtlı ya da bilmeyerek yapıyorsunuz. Ama bilmeyerek yapma şansınız yok. Burada bir kasıt var diye defalarca söyledim. İşte Başakşehir maçında e, Onatçun'un kol, koluna tekme geliyor e, ve o kolu kırılıyor. Ne var ne hakem. Oralı bile olmuyor ve o an o var odasında olan Avarı sen böylesine önemli bir maçta varın başına atıyorsun. Onur ya bir sürü tabii yani isim vermeyeyim ben ama sen verdin değil, yani diğer taraftan bakıyorsun. Için ondan dolayı e, Bir teknik Bizim direktör şey çıkıyor bunu Trabzon'da yapabilir misin? Ya niye Trabzon üzerinden konuşuyorsunuz kardeşim? Ya yani niye hep Trabzon üzerinden? Niye e, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 2010-2011 sezonu ya da 95-96 sezonundan beri gerilen ortamı kullanmaya çalışan birileri vardı. Hep diyorum ya perdenin arkasında birileri var kardeşim. Kimse kolunu kıpırdatıp da İşin sorumluları federasyondan tutun da en aşağı birime kadar kimse kılını kıpırdatmıyor. Kimsenin umurunda değil kusura bakmasın. Herkesin medya olarak belki bizlerin de dünkü bu olaylarda e, katkımız var belki de. Öz yapmamız lazım. Futbol Federasyonu'nun öz yapması lazım. En büyük kusuru da Merkez Hakem Kurulu'nda buluyorum. Ve onlar hep sezon boyu başını kuma gömdüler. Hala konuşmuyorlar. Ya kardeşim koltukları işgal etmeyin. Ya dirayetli insanlar gelsin. Hakemler ne yapacağını bilmiyorlar. Gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Oraya mı yaranacağız? Buraya mı yaranacağız? Ne yapacağız? Kimden etkileneceğiz? Kim arkamızda duracak? Hiçbir şey bilmiyorlar. Ya olmaz bu kadar ya. Yani sorumlular sorumsuzca davranıyorlar kardeşim. Hiç topa girmiyorlar. Herkes başını kuma gönmüş. İşte bu hale gelirsin. Bu hale gelir. Ya bugün Trabzon'da yarın başka yerde. Bu ülkede neler oldu? Ya niye buraya geldik biz? Yani tam işleri toparlarken bunlar oluyor. Bir sürü bana gelen bilgiler var. Yani Trabzon'da o maçtan önce meydanda 40-50 kişilik bir grup maskeli grup dolaşmış. Küfürler savurmuş. Trabzon'un sağduyulu taraftarları onlara engel olmaya çalışmış. Sonra maça gelip o, o holiganlar olaylara sebep vermiş deniyor. Ama dediğim gibi yani burada biz açıklamaya işte ne bileyim emniyet güçlerinin bilgiler bir rapor olması lazım da konuşmamız gerekiyor. Yani şimdi burada afaki de konuşuyor olabiliriz. Yanlış şeyler de söylüyor olabiliriz. Ben sağduyulu olmak gerektiğini düşünüyorum burada. Ben Burak Kızılan'a, Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılan'a sağduyulu konuşmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. İsmail Kartal bence yılın teknik direktörlük örneğini verdi. Sakinliğiyle olayı provoka etmeden Helal olsun. Bin kere e, İsmail Kartal'a da helal olsun. Çok güzel konuştu. Bizim böyle hocalara, bizim böyle yöneticilere ihtiyacımız var. o Yoksa ortalığı ayağa kaldırabilirdi. O holiganların yaptığı gibi maç sonrası Fenerbahçe kazanmış. Tabii ki sevinecek kardeşim. Sağ ortasında sevinebilir. Ne var bunda? Trabzonspor kazanınca Kadıköy'de, Ülker Stad'ında sevinmedi mi? Ha, bu nedir arkadaş? Bu öfke ne? Bu kin nefret nedir? Ama bunu bu hale getiren kimler? Bugün hiç konuşmuyorlar ama onlar. Yoklar ortada. Nasıl yoksunuz kardeşim? Niye yoksunuz? Niye bir açıklama yok? İçişleri Bakanlığı hemen o olaya müdahale etti. Biz kimlik çalışmalarına başladık dedi. Bugün 12 kişi gözaltına aldı Doğru. zaten. Spor Bakanlığı da olayın üzerine gidiyor. Futbol Federasyonu da bunun paralelinde biz de çalışmalarımızı yapıyoruz dediler. Bakın olaylara olaylara neden olanlar en ağır şekilde cezalandırılsın. Trabzonspor Kulübü suçluysa o da gerekli cezayı alsın. Sahaya girenler suçluyorsa en ağır ceza. Şiddet yasası çıktı uygulanmıyor. Uygulayın kardeşim. Kamera görüntüleri var. Pasolik var, o var, bu var. Yani kim ne yaptıysa ektiğini bitsin kardeşim. Yani bu milat olsun hep söylüyoruz ama olmuyor. Hep sulandırılıyor. Sulandırmayın kardeşim. Kim ne yaptıysa, kim kime dokunduysa, kim kimin kılına zarar verdiyse hepsi cezalandırılsın. Ya bu güzel bir oyun. Ya bu oyun her sene şampiyonluk var. Her sene bu takımlar oynuyor. Niye bunlarla ilgili konuşulmuyor? Hep söylüyorum Futbol Federasyonu'na ben her Futbol Federasyonu Başkanı'na söyledim. Kardeşim kamu spotları hazırlayın. Fair Play ile ilgili gücünüz var. Hazırlayın gazetelere reklam verin kamu spotları. Fair Play ile ilgili futbolun sevgi, barış, kardeşlik, sporun bunları herkesin beynine yerleştirin. İşte televizyonlarda verin. İnternet siteniz var. Kupkuru internet sitesi. Hiçbir şey yok. Yapın ya kardeşim bunları ya. Yapmıyorsanız konu, bizden de yardım isteyin. Ya bir bak ben kendime öz eleştiri yapıyorum. Benim de hatam vardır. Ben de keşke gazetemde daha çok sağduyu çağrısı yapsaydım hafta boyunca. Ya ben yani o yoğunlukta haber bulma telaşıyla bunu yapmamış olabilirim ama Futbol Federasyonu, Spor Bakanlığı bu işin ilgili bilimleri bunu yapsınlar. Buralara gerçekten böyle sloganlar versinler. Ya bu işin bir güzel oyun olduğunu hatırlatırsın ya. Bu iş için ya bir oyun sonuçta 90 dakika biri kazanacak biri kaybedecek ya da beraberlikle bitecek. Keyif alın kardeşim. Ya yani bu işi öyle öteledik ki. Bunun eskiden bu kadar değildi. Eskiden yarı yarıya İstanbul'da ya da dört büyükler kendi aralarındaki maçlarda maçı izliyorlardı. Birbirlerine sadece sloganlar atıyorlardı. Tatlı bir yarış, rekabet oluyordu. Yani e, bunu ortadan kaldırdık. Şimdi iki takım taraftarını aynı tribünde maç izletemiyoruz. Yani gerçekten bu işin artık bir milat olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ben küfre, şiddete sonuna kadar karşıyım. Yapılanları onaylamıyorum ama Trabzon şehri üzerinden bu kaosu, Türk futbolunu kaosu sürüklemek isteyen birileri var kardeşim. Ve burada Fenerbahçe Trabzonspor arasındaki gerginliği kullanmaya çalışan birileri var. Kötü niyetli birileri var. Bunu bulacak olan da ben değilim. Evet, benden destek istenirse, benden yardım istenirse ben de elimden geleni yapmaya çalışırım bilgim dahilinde ama ya yani lütfen lütfen Futbol Federasyonu bugün olağanüstü hal ilan etsin. Ya yani bu konuda gerekiyorsa ne ne gerekiyorsa her türlü çalışmayı yapsın. Ee, aynı şekilde Spor Bakanlığı bu işi takip etsin. İşte spor savcıları var, şiddet yasası var. Ondan sonra ne bileyim yani İçişleri İş Bakanı zaten müthiş çalışıyor. Müthiş işler yapıyor. Bu kez bu kez bu işi çözeceğini düşünüyorum. Ya bu işi devlet çözecek belli ki. Çözsün kardeşim. Yani bu Fenerbahçe ile Trabzonspor kardeştir kardeşim. Ben hem bugün Fenerbahçeliyim, hem Trabzonsporluyum, hem Beşiktaşlıyım, hem Bursasporluyum, hem Galatasaraylıyım. Kim ne diyecek? Ben bugün Fenerbahçeliyim kardeşim. Yani Fenerbahçe ilk defa mı Trabzonspor'u yeniyor? Hayır, yani bir de maç önce söyleyeyim. atmosfer önce, de yoktu diye. Yani. daha önce 2010, 2011 sezonundan sonra Fenerbahçe defalarca Avni Aker'de, işte Papara Park'ta Trabzonspor'u yendi. Trabzonspor taraftarı güzel oyun nedeniyle Fenerbahçe'yi alkışlamıştı. Bu tribünü bu hale getiren kim? Hafta boyu kim geldi? Hiçbir şey yok diye Trabzonspor taraftarından. Hele Papara Park'a geçtikten sonra, Akyazı'ya geçtikten sonra sahaya en ufak bir cisim atılmıyordu. Bunu kim örgütledi? Kimler var bunların arkasında? Ya bunlar acilen bulunmalı. Seferberlik ilan edilmeli gerek gerekiyorsa, gerekiyorsa üç baş hafta maçı oynanmasın, ama bu iş bulunsun. Bakın, bu işin üzerine örtersek, halının altına süpürürsek, yarın öbür gün başka statlarda da olur bu. Yani demek ki birileri devreye girmiş kardeşim. Kim bu? Trabzonspor, Fenerbahçe üzerinden halkı sokağa spor severler sokağa dökmeye çalışıyorlar. Bugün sosyal medyaya bakmaya cesaret bile edemiyorum ya. Neler yazıyorlar? Neler? Ne görüntüler? Ne, ne grafikler? Ya ne, ne Photoshop çalışmaları, ya taraftarlara da yazık, insanlara da yazık ya. Yani üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, ta, ilkokuldan itibaren fanatik yetiştiriyoruz. Onlar bile sosyal medya hesapları açmışlar, onlar bile paylaşım yapıyorlar. Yani bu kirliliği temizleyelim. Ama yapılanları lanetliyorum ben. Doğru değil, doğru değil. Trabzonspor taraftarı da galeyana gelmemeliydi. O. Provokatörler olay çıkarmaya meyilli kişilerin gazına gelmemeliydi. Ya yani ne demek ya? Yani Fenerbahçe, Trabzon sokaklarında dolaşamayacak mı? Fenerbahçe taraftarı Papara Park'ta maç izleyemeyecek mi? Yani Olur mu böyle bir şey Sayın ya? Ali Koş, Hepimizin hafta içi... çevresinde Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı yok mu? Ben bak söylüyorum. Hafta Bugün içi... ben Fenerbahçeliyim. Trabzon açıklam... sporluyum, Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım. Ne var Başkan burada? açıklama yaptı hafta içi işte 3 saate yakın neredeyse belki 3 saate evet. açtı. Ağzından bir kere bile neredeyse Trabzonspor'da Trabzonspor Trabzon cephesinde Aynen. bir şey yoktu. Hani bak, Öyle bir ortam da yoktu maç öncesinde. Ben maçın son derece centilmence evet. geçeceğini düşünüyorum dedi Sayın Ali Koç. Ama rahat bırakırlarsa dedi. Rahat bırakırlarsa dedi. O açıklamayı getirin bakın orada bir cümle var. Tam bunun benzeri bir şey söyledi. Ben dosya geçeceğini düşünüyorum çünkü yöneticiler, bizler, futbolcular, teknik adamlar hep böyle... Ee, birbirlerine zeytin dalı tabii, tabii, uzattılar. Çok güzel konuştular. İftar yemeğinde dün bir araya geldiler. A Spor'da da Ertuğrul Doğan çok güzel evet. konuştu Ali Koç'un paralelinde birbirlerine gayet güzel dostluk mesajları verdi. Ama maç günü ne oldu? Kimler geldi? Nereden geldi bunlar? Bunlar Trabzonspor taraftarı değil. Bunları ben lanetliyorum. Bunlar Trabzon'u Trabzonspor Trabzon Trabzonspor'a Trabzon, Trabzon ve Trabzon şehrine zarar vermiştir. Trabzonspor yönetiminin de bundan sonra çok dikkatli olması lazım. Trabzonspor emni, Trabzon emniyetinin, valinin, herkesin olağanüstü hali ilan etmesi lazım. Böyle bir şey olur mu ya?